Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizi bir okuma zahmetinden kurtaracağım şimdi. Osman Gazi'nin eşi kimdir? Malhatun mu, Malhun Hatun mu, Bala Hatun mu, Rabia Hatun mu, Kameriye Hatun mu? Kaynaklarda bu gibi farklı farklı isimler Osman Gazi'nin eşi, Orhan Gazi'nin annesi olarak geçiyor iken ben size Necdet Sakoğlu'nun Bu Mülk'ün Kadın Sultanları'ndan, İsmail uzun Çarşılı'nın ilgili Maddesi'nden, Feridun Emecen Hoca'nın İslam Ansiklopedisi'ndeki ilgili maddesinden hepsinden bir özet yaparak şu 10 dakikalık videoda size bir izahat yapmak istiyorum. Osman Gazi'nin eşi aslında kimdi? Adı neydi? Bunu birlikte yakından tanımaya çalışalım. Öncelikle şunu belirteyim ki Osman Gazi'nin eşinin, ve o döneme ait diğer bilgilerin gerek Ertuğrul Gazi gerekse Osman Gazi ile ilgili bilgilerin çok net olmamasının sebebi Osmanlı tarihi yazımlarının ta Yıldırım Beyazıt sonrasında başlamış olmasıdır. Yani en eski Osmanlı kaynağı olarak bugün adını bildiğimiz kaynak ta Fetret döneminde Ahmedi'nin yazdığı eser sonrasında biz biliyoruz ki 2. Murat Fatih döneminde, 2. Beyazıt döneminde pek çok Osmanlı kaynağı ortaya çıkacak. Aşık Paşazadeler, Neşriler. Fakat bunlar erken dönemde kayda geçmediği için henüz Ertuğrul Gazi'ye dair bilgimiz, Osman Gazi'ye dair bilgimiz oldukça az. Ama Orhan Gazi'den itibaren yukarıya doğru çıktıkça artık bilgiler biraz daha detaylı bir şekilde elimize ulaşmaya başlıyor. Şimdi size Neşri tarihinden de göstererek aslında Osman Gazi'nin... ...eşinin adı neydi sorusuna... ...bir cevap vermeye çalışacağım. Önce şunu belirteyim ki... ...mesela İbni Kemal Paşa'nın... ...bize anlattığı tevarih hali Ali Osman'da... ...büyük bir aşık hikayesi vardır. Yani Osman Gazi'nin eşiyle tanışması... ...şöyle etrafı betimleyerek... ...sayfalarca özellikle de... ...Farisi ve Türkiye manzumelerden de... ...böyle alıntılarla detaylı bir şekilde... ...bize anlatılır. Fakat bunlar... ...sonraki döneme ait. Yani Osman Gazi'nin... ...aslında eşinin... ...adını bile... ...biz tam olarak bilemiyoruz. Fakat şimdi size... ...gerek 1324 yılındaki... mekece vakfiyesinde geçen... ...Mal Binti Ömer Bey... ...Mal Hatun Binti Ömer Bey... ...isminden, bu yakaladığımız isimden... ...ya da diğer kayıtlardan... ...yola çıkarak Osman Gazi'nin... ...eşinin adı neydi sorusuna... ...bir cevap bulmaya çalışacağız. Önce size diğer kaynaklarda bulunmayan... ...ilginç bir hikaye okuyarak başlayayım. Şöyle size de metini göstereceğim. Çünkü özellikle dostlarımız... Ee, Osmanlıcasını ilerletmeye çalışan arkadaşlarım da ee, bu konuda e, göstermemi istiyorlar nasıl yazıldığını nasıl geçtiğini Bakın şimdi burada mal hatunun ismini birlikte e, göreceğiz elimdeki kaynak e, neşrinin kitabı Cihan Nüması. esasında arkasında e, latinize edilmiş hali de var fakat e, Necdet hocamız hazırlarken bunu bazı hatalar yapmış bu hataları gördüğüm için ben direkt orijinalinden size okumak istedim nasıl hatalar yapmış mesela bakın şuradan itibaren okuyayım rivayet edilir ki evanışebaptı yani gençlik zamanında ee, şöyle ben bir dakika tutmayı deneyeyim, bakayım daha yakın belki daha da e, güzel olacaktır. Evet, e, ben de ekrandan e, görerek okumaya çalışayım. E, hikayet yani bir hikaye bize anlatıyor şimdi. Rivayet edilir ki e, Anı şevapta. Yani bu gençlik yıllarında, gençlik zamanında demektir. Ama Necdet Hoca'nın arkadaki çevirisinde Latinize edişinde avan, şebap gibi değişik şeyler söylemiş. Bunlar doğru değil. Doğru okunuşlarını ben orijinalinden aktarmaya çalışacağım. Bakın hikaye şöyle. Osman Gazi eski Hisar'a giderken, şu kef G sesiyle okuyoruz, giderken e, ne olmuş? Şimdi it burnu. Nam karyede yani it burnu adı verilen yere geldiğinde mal hatun. Şimdi bu e, mal kelimesine dikkat edelim. Tabi bugün bir mal deseniz bir e, kadına hakaret gibi anlayabilir. Fakat o dönemde mal mülk değeri ifade ettiği için kadına mal ismi verilmiştir. E, Malhun ismi o dönemde yine gördüğümüz isimlerden. Bakın burada Neşri de mal hatun olarak geçti. Ama şimdi ilginç bir kaydı daha göreceğiz. Mal hatun nam imra bu imra etün Arapça'da kadın e, demektir. E, burada da e, Malhatun adında bir kadın görüp e, muhabbet etti, yani onu sevdi. Atası Ertuğrul'dan Uğurlayın Adem gönderip e, anı helalliye etti, yani bunu helalliye talep etti, kadını almak istedi demek istiyor. E, Malhatun bakın şöyle demiş: Biz kandan sizin gibi Ali cenap. Şöyle evet tıklayayım daha da net olsun. Biz kandan yani biz nerede sizin gibi soylu biri nerede? E, aramızda kifayet e, yok dur. E, aramızda bir eşitlik, denklik yoktur. E, e, diye deyü rıza vermemiş. Zira eğitmişler. Çünkü kendisine demişler ki birkaç gün maksudu Bakın şuradaki sat harfi sonra vav sonra vava bitişik d sonra u sesini veren ı. Yani maksudu şeklinde yazılır ama maksudu musahabet etmektir. Yani birkaç gün seninle eğlenmektir demişler Malhatun'a. Eski Hisar Bey'i e, meclisinde Osman Bey'in huzurunda Ol Hatun'a taaşşuk edip talep olup talip olup gelmediğini nakledip hüsnü cemalinden ve pak e, paku mestureliğinden yani e, eski ısar meclisinde Osman Gazi bu kızın e, temizliğinden güzel suretinden ve evsafı cemilesinden ve güzel vasıflarından e, haber verdiler. E, gerçi zahiren Osmana alı vermek gösterdi ama gönlünden kendi nefsi için almasın dahi mülahaza kıldı. Yani bu eski İsar Bey'i de Osman Gazi'nin bu kadar anlatması üzerine tamam demiş Osman sana alalım fakat aslında kendisi için almaya karar vermiş. Bakın bu hikaye oldukça ilginç bir hikayedir. E, Neşri'de geçiyor. Mülahaza kıldı. Ama bakın Osman Bey bunu şimdi anlayacak. Nasıl anlayacak? Osman Bey mecliste firaset ve kara, karayınla bu karayın kelimesi karine kelimesinin çoğuludur. Yani ipuçlarıyla ve ferasetiyle zamirine ee, vakıf olup filhal kalkup Adem gönderip ol hatunu kendi müteallikatına şöyle bir daha tıklayayım netleştin evet ol hatunu kendi müteallikatına e, getirip e, bir emin yere kodular. Yani Osman Gazi bu adamın eski serbeyinin kendisine almak istediğini fark edince bir adam gönderip Mal Hatun'u almış. Şimdi dikkat ettiyseniz burada ismi Mal Hatun olarak geçmişti bu. Hanımefendinin ama çok ilginç biz anlıyoruz ki bakın bu hikayenin anlatıldığı bölümden bir sayfa geçtikten sonra bize başka bir hikaye anlatılıyor ve orada ismi bu defa Malhun olarak geçecek çünkü ikisi farklı kişiler neden farklı kişiler bakın hikaye şöyle meğer ki Osman'ın halkı arasında bir aziz şeyh vardı şimdi şeyh Edebali'den bahsedecek Edebali derlerdi. Edebalı ya da Edebali iki şekilde okunabilir. Dünyası bir nihayeydi. Yani çok bilge bir adammış. Nihayetsiz bir dünyası varmış. Ama derviş siretin tutardı. Yani derviş ahlaklıydı. Derviş lakap ederlerdi. Yani ona tevazusundan dolayı derviş derlermiş. Öyle çok mütevazı dururmuş. E, bu derviş demelerinin sebebi dediğim gibi bir şeyh e, havası e, yokmuş. Çok mütevazı biriymiş şehdebali Hazretleri. Sonra... Derviş ederlerdi bir zaviye yapıp ayende vürevende yani bir zaviye yapıp gelen geçene ayende vürevende gelen geçenler demektir hizmet ederdi kah kah Osman dahi şimdi anın zaviyesinde ...müsafir olurdu. Osman Gazi onun zaviyesinde... ...müsafir olurmuş. Bir gece Osman... ...şimdi bütün detayları okumayayım ama... ...şurlarda e, hani benim başka bir... ...videoda da anlattığım... ...karnından bir ay çıkıyor Edebali'nin... ...Osman Gazi'nin karnına giriyor ve... ...ağaç çıkıyor hikayesini anlatıyor. Sonra bakın... E, ...bu rüyayı Şeyh Edebali yorumluyor. Ya Osman, ey Osman... Muştuluk olsun, sana müjde olsun. Sana ve evladına Hak Teala saltanat verdiği mecmu alem. Yani bütün dünya evladının zilli himayesinde, himayetinde. Yani senin e, himayesi gölgesinde, evladının himayesinin gölgesinde ola. Ve benim, şimdi buraya dikkat edin, kızım Malhun. Bakın e, dikkat ederseniz burada... Malhun adı geçti bakın Malhun az önce bir Malhatun diye biri geçmişti bu defa başka biri geçiyor Malhun sana helal oldu ee, deyip kızını hemandem tezviç etti çünkü şeyh düşünü tabir etti yani Şeyh Edebali ee, kızını e, bu defa Malhun Hatun olarak geçen kızını ona veriyor. Ama burada rahatlıkla söyleyebiliriz ki e, az önce geçen Mal Hatun'dan bu kişi farklıdır. Çünkü e, mezkur dememiş yani adı geçen Mal Hatun dememiş tamamen ayrı bir hikaye anlatarak Şehedevali e, hikayesiyle ne yapmış neşri hem Malhun diye ayrı bir kişiden hem de Mal Hatun'dan e, bize bahsetmiş. Buradan şu sonuç çıkartılabilir yani Neşri e, acaba şunu mu yapıyor? Bütün hikaye Hikayeleri derliyor ki biz Neşri'nin bu e, özelliğini biliyoruz. Artık bütün hikayeler onun döneminde standartize ediliyor. Aşık Paşa vesaire diğer kaynaklardan da faydalanıyor Neşri. Böyle de düşünülebilir. Fakat Oruç Bey tarihinde neden Neşri'nin hemen çağdaşı diyebileceğimiz Neşri'den çok kısa süre sonra e, eserini veren Oruç Bey tarihinde aynı kadının adı neden Rabia olarak geçiyor? Çünkü bugün biz e, Şeheda Bal'inin hemen mezarının yanında ki onun kaydı da vardır. Şehide Bali 120 yaşında vefat etti. Arada iki, aradan iki ay geçtikten sonra onun kızı vefat etti. Ve Osman Gazi'ye her ikisini gömdükten sonra 3 ay sonra da Osman Gazi vefat etti ve o da e, gömüldü. E, yani e, kayınpederi Şeyh Edebali'yi Bilecik'te gömmüş. Sonra hanımını onun yanına gömmüş ki bugün türbesi vardır. Daha sonra da Şeyh Edebali'den 5 ay sonra olmuş oluyor. E, Osman Gazi kendisi vefat ediyor. Bunların hepsi... 1324 tarihinde bazı kayıtların işareti 1326'ya da işaret ediyor. O da biraz belirsiz. Dedim ya o döneme dair bilgilerde bir belirsizlik var. Fakat biz kariyenelerden ipuçlarından hareketle bazı doğrulara ulaşmaya çalışıyoruz. İşte buradan çıkan sonuç şimdi şu. Mekece Hatun'un şey Mekece vakfiyesinde Mal Hatun'un adı imza bölümünde Mal Hatun Binti Ömer Bey şeklinde geçtiği için İsmail Hakkı Uzun Çarşılı şöyle isabetli bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki Osman Gazi'nin iki tane hanımı vardı. Biri diyor Şehide Bali'nin kızı olan Malhun Hatun ya da Bala Hatun denebilir buna. İsmi farklı geçmiş. Diğeri de Ömer Bey'in kızı olan Malhatun Mal Hatun idi. Orhan Gazi'nin bu Mal Hatun'un oğlu olduğunu düşünebiliriz. Osman Gazi'nin bir diğer oğlu olan Alaaddin Bey ise Malkun Hatun'un, Bala Hatun'un oğluydu. Hakikaten de Alaaddin Bey'in bugün Bursa'da Osman Gazi türbesinde yatan Alaaddin Bey'in kendisine verilen saltanatı istememesi, büyük kardeş olmasına rağmen onun derviş meşrep tavrı, Orhan Gazi'ye saltanatı bırakması bize şunu ihsas ettiriyor. Yani gerçekten galiba Şehidebali'nin eğitiminde büyümüş, Mala Mülki'ye hiç merakı yok. O da dedesi gibi bilge, derviş meşrep bir tavra sahip. Dolayısıyla onun Malhun Hatun'un oğlu Alaaddin Bey, Osman Gazi'nin diğer bir eşinin Oğlu ise Orhan Bey olma ihtimali yüksek. Bu noktada Necdet Sakaoğlu İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın savını tamamen tahminden ibarettir dese de bakın Neşri tarihindeki bu karinelerden de görüyoruz ki İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın savı kuvvetli görünüyor. İki ayrı eşi olsa gerektir diyebiliyoruz ve bu eşlerinden ee, Mal Hatun Binti Ömer Bey e, vakfiye imzasında çok net bir şekilde görüldüğüne göre bu da 1324 tarihlidir. Tabi buradan şunu da düşünmemiz lazım. O e, Mekkece vakfiyesinde geçen imzadan hareketle acaba Orhan Gazi'nin annesi olduğu sonucu daha mı kuvvetli olur? Bunun üzerine düşünülmesi lazım. E, fakat iki ayrı hanımı olduğunu e, düşünmek e, mümkün. Peki neden daha çok Osman Gazi'nin annesinin Düzeltiyorum. Osman Gazi'nin eşinin Şehedebali'nin e, kızı e, olan kişi olduğu e, daha çok üzerinde durulan husustur. Bu da benim daha önce yaptığım bir videoda Osman Gazi'nin rüyasını anlattığım videoda izah etmeye çalışmıştım. E, Osman Gazi'nin soyunu bir devlete Ali Osman büyük bir devlet kurulduğu için hiç ilgisi olmamasına rağmen Süleyman Şah'a bağlamışlardır o dönemin tarihçileri esasında Talmışoğlu Süleyman Şah'la hiçbir ilgisi yoktur. Ertuğrul Gazi'nin babası o değildir. E, Gündüz Alp'tir. E, fakat e, soylu bir babaya ve kutlu bir anaya bağlayıp Osmanlı soyunu daha kuvvetli gösterebilmek için bu yapılmıştır.